Ondan sonra daha bir kere evvel gelenler, burada değerlerimiz vardı. Efendime söyleyeyim, babalarımızın kayınçeleri vardı. Onlar vasıtasıyla buradan da kalktı, orayı bu mutlu suyu taştı. Orayı istila edince buradan göç ettiler, buraya yerleştiler. Buraya yerleştirince böyle otururlarken tabii sohbet şey birbirlerine, buraya bir köye bir isim koyalım dediler. Ne isim koyalım derken, Kera'ya gezmeye çıktı. Mutlu su taştığı zaman çok büyük balıklar getirdi. Böyle eraziye çıktıkları zaman baktılar ki büyük büyük balık iskeletlerini gördüler. Ha burada balık görünce burasının dediler köyünü Akbalık köyü koyalım. Balık ismi koyuldu. Akbalık olarak tanındı. Akbalık olarak hiç değişmedi değil mi efendim? Yani kuruluşundaydı. Hiç değişmedi. Aynen Akbalık gidiyor. Etraf bir organizasyonda bulunmaktan dolayı son derece memnunum. Ayrıca sizleri görmekten, buraların kültürünü tüm dünyaya tanıttığınız için size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Size sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sormayın bu sıcak değerler. Çok uğraştık. Çok uğraştık. Hakkınızı helal edin. Afiyet olsun, helal olsun. Pasta tatlı bir pasta değil. Kaymakamımız da duysun şimdi tatlı bir belki tat bekler ondan. Hayır, bu mısır unundan yapılıyor. Bize özgü bir pasta, Ahmaslara özgü bir pasta. Bunu sıcak suyumuzu içine mısır unu döküyoruz. Adam akıllı pişiriyoruz. İyice pişince işte deviriyoruz böyle yuvarlak bir halde. İçine peynirimiz var, kendimize özgü koyuyoruz. İkram ediyoruz misafirlerimize. Peynirimiz de çok güzel erimiş. Bizim abaza peynirimiz, kendimiz yapıyoruz. Peki efendim yöresel adı nedir? Hani Ahmasça isim nedir pastanız? Abısta. Evet. Çok teşekkür ederim. Recep Yılmaz ben. İstanbul'da serbest olarak yaşıyorum. Bu arada da İstanbul'da kültürümüz yaşamaya çalışıyoruz. Kökeniz bu köyden mi? Köyden mi? Evet. Şimdi bildiğiniz gibi biz ben 60 yaşındayım. Benim çocuk yaşındayım. Bu günlerde artık yavaş yavaş köylerimizde yaşadığımız dilimiz artık yavaş yavaş büyük kentlerde yok olmaya başladı. Büyük kentlerde artık bizim can simidi gibi tutunmak yerine kaldığımız derneklerimiz var. Anam Müslümanlar ve mutlaka o işçilerdi. Mutlaka o işçilerdi. Çok 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 inandı. Kulü vaşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbu fi tadallahu razim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sâkânâ ve ce'alnâ minel müslimîn. Ni'met-i celilullah, bereket-i halilullah. Şu güzelliği bizlere gösteren Mevlamıza çok şükür, ip şükürler ediyoruz. Sayın Kaymakam Bey, Sayın Milletvekili Recep Bey'imiz, Sayın Akyazı Belediye Reisimiz iştirak ettiler. Ve bu yemeğimizi görmekte onlar da herhalde mutluluk duyduklarınıza zannediyoruz. Ve şu yemeğimizi, şu nimeti önümüze koyan önce Allah'ımıza...
Teşekkür ederiz efendim. Çok güzel insanları toplamışsınız. Ben teşekkür ediyorum. Tabii böyle bir ortam olduğu zaman yakınlarımıza, büyüklerimize, köylerimize, bayanlarımıza, etraf köylerimize davet ettik. Bu davete sağ olsunlar kendileri bizleri kırmadı geldi. Bu ortamı güzelleştiren aslında bizler değil, gelen misafirlerimizdir. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de geldiniz. Köyümüze, güzel günümüze katıldınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Plan B'ye gideceksiniz. Neler anlatacaksınız bizim hakkımızda orada? Çok güzel bir program yaptığınızı, böyle her zaman böyle programların yapmanızı ve size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Biz de oradan sizleri seyrediyoruz, mutlu oluyoruz. Böyle bir toplumu gösterdiğiniz için abazaları, iftiharla izliyoruz her zaman. Çok sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hollanda'ya da buradan selamlar, sevgiler. Hollanda'yı da bekleriz. Hollanda'da da o kadar çok abaza var ki, abaza toplumumuz var ki. Gerçekten çok güzel. Bekleriz sizi oraya. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Efendim şimdi muhtar... Evet. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Her muhtarın da bir muhtarı olurmuş mutlaka evde. Hatta hanım sözcüğü bile buradan gelmiş. Aslında hanımın adı anlamı hanımmış. Hanım yani benim hanım da diye bir padişahımız söylemiş. Ama o hanım diye kalmış. Aslında o hanım yani siz hansınız? Evet. Muhtarın da eşisiniz. Evet. Bir cümle de sizden alalım. Efendim çok güzel bir organizasyon düzenlemişsiniz. Çok teşekkür ederiz ailece size. Biz de teşekkür ederiz. Çok uğraşmışsınız, sağ olun. Sağ olun.